Değerli izleyiciler, şimdi de kameramızı Edmonton Hartford Road'a çeviriyor. Lezzet durağı olan Ali Bey'in mekanına, yani Tam Sofra restorana konuk oluyoruz. Efendim, kahvaltısıyla çok popüler olan bu restoranı yakından inceleyelim. Çünkü bu hafta özellikle zırhla yapmış oldukları lahmacun ve kebapları sizin için araştırdık. İzliyoruz. Geçen hafta da konuk olduğumuz lezzet durağımıza bu kez kahvaltı için değil, eşsiz lezzetler için konuk oluyoruz. Zırhla yapılmış bir Adana'dan daha lezzetli başka bir şey olamaz. Sevgili izleyiciler, öncelikle Adana'mızı yaptık. Evet, sevgili Mehmet Usta var yanımızda. Adana'yı o kadar güzel, o kadar büyük bir emekle yaptın ki helal olsun dedim yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Seni tanıyalım. Kaç yıldır şef ustasın? 20 yıldan beri bu işin içerisindeyim. Peki. 20 yıldan beri restoranlarda çalıştık. Kendi işimizi yapıyoruz şimdi de. O şekilde devam ediyoruz. Peki. Bugün ne yaptık? İzleyicilerimize bahsedelim mi? Öncelikle Adana yaptık dedim efendim. Diğer Adanalardan senin Adana'nın farkı nedir? Tekerleme gibi oldu bu da değil mi? Diğer Adanalardan bizim farkımız bizim zırhla Adana'yı çekmemiz. Sebzeyi zırhla çekmemiz. Tüm fark orada. İçine kattığımız sevgimiz, baharatımız. Memlekette getiriyoruz biz baharatlarımızı. Zırhı da, Adana'yı da zırhta çekiyoruz. Evet. Peki şu anda ne yapılıyor? Neler içinde var? Benim çok sevdiğim bir şeyin içi hazırlanıyor şu anda. Evet. Tabii ki lahmacun. Şu anda lahmacun içimizi hazır etmeye çalışıyoruz. Lahmacun içimizi önce kıymasını zırhla çektik. Zırhla çektikten sonra ondan sonra sebzesini zırhla çektik. Hepsini karıştırdık. Ortaya lahmacunumuzu hazır ettik. Peki o zaman hadi gel bunu ben en iyisi hemen pişirelim. İyi bir tadına bakayım nasıl olmuş. Hiç zaman kaybetmiyoruz sevgili Son Durak izleyiciler efendim. Bu güzel mekanda mutfağındayız şu anda. Mutfaktan çıkıyoruz. Lahmacunumuzu yapmak üzere Kemal Usta'ya mı götürüyoruz? Evet, Kemal Usta şimdi pişirecek bunu. Hazır edelim. Hadi pişirsin bakalım. Değerli izleyiciler, Kemal Usta'mız görmüş olduğunuz üzere lahmacunlarımızı hazırladı. Çok da güzel kokuyor. Kaç yıllık ustasınız? Yani yaklaşık olarak 16-17 yaşından beri bu işin içerisindeyiz yani. Bayağı bir yıl olmuş. Ben hiç dayanamayacağım valla. Bu zırhla hazırlanmış içli lahmacunu şimdi tadına bakacağım efendim izninizle. Lezzetli olmasının püf noktası ne? Şimdi lezzetli olması bir zırh kıyması çekiyoruz. O sebepten hani etin zedelenmemesi, sebzenin ezilmeden çekildiğinden ötürü daha lezzetli kalıyor ve lahmacunun içi kadar da pişiminin önemli olduğunu herkes bilir yani. Lahmacunumuzun en büyük, en güzel, önemli özelliği ince ve çıtır olması. Hani özenle hazırladığımız lahmacun kıyması, sebzesi, kıyması olsun zırhla çekilerek tuzuydu, karabiberiydi, kırmızı biberiydi. İşte güzelce yoğurularak hamurumuzu tapladıktan sonra merdane ile açıyoruz. Çok ince olmasına gayret gösteriyoruz lahmacunun kalite açısından. Açtığımız hamurları lahmacun kıymasını alarak güzel nezih bir şekilde sererek fırına sürüyoruz. Fırının ateşi çok önemli olması lazım. Hani yüksek derecede olmayacak, çok düşük derecede olmayacak ki güzel kaliteli bir lahmacun çıksın, çıtır olabilmesi açısından. Sebzesinden tutun, etinden tutun, unundan tutun, hani en kaliteli malzemeleri kullanaraktan en güzel malzemeyi çıkarmaya çalışıyoruz Tam Sofra ailesi olaraktan. Bunu da yaptığımıza inanıyoruz çünkü işimizi severek yapıyoruz. Sen beğendikten sonra müşteriler de elbette ki beğenir mantalitesiyle yapıyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Müzik.
yaptığımızı duydunuz. Lahmacunu ve Adana'yı yaparken kullanılan ürünler ve harcanan emek, onun bu kadar lezzetli olmasının en büyük sebebi. Değerli izleyiciler, lezzet duraklarını siz izleyicilerimizle birlikte araştırmaya devam ediyoruz. Bu hafta Edmonton Pondezerk'te bulunan bu güzel lezzet durağındayız. Önümde görmüş olduğunuz gibi Antep mutfağını aratmayacak o kadar çok lezzetli yemekler var ki. Birazdan hepsini Ali Bey'den öğreneceğiz. Şefleri buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Böyle güzel lezzetleri biz Edmonton'da, Pondezerk'te bulunan insanlara sundukları için efendim. Bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ve sevgili Ali Bey, efendim programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz tekrar. Şimdi az önce de zikrettiğiniz gibi tabii ki bir tamamıyla Antep mutfağı değil ama biz de bir nacizane birkaçı koymak yani masamıza koyduk sizin için. Misal öncelikle en büyük şeyden başlayayım, Adana yaptık. Adana zırh kıymasıyla yaptığımızı daha önce de söylemiştik. Yalnız bunun boyutu, bir şekli güzel olsun diye böyle büyük bir Adana yaptık. Adana'mız zırh kıymasıyla yapıldı kesinlikle. Ve öbür başta ezmen salatamız var. Yine yöremize ait. Ve soğan pipazı var burada. Ondan sonra bu köşede ise içli köftemiz var. İçli köftemizin özelliği aynı annelerimizle, atalarımızla öğrendiğimiz gibi gerçekten tam Antep usulü şekilde dışı da yoğrulmuş ve içi de doldurulmuş vaziyette. Ve bir de çok iddialı olduğumuz lahmacunumuz. En çok üzerine durduğumuz, yani üzerine titrediğimiz diyelim. Gerçekten işletmemizin en önemli kalemlerinden bir tanesi lahmacunumuzdur. Gerçekten herkesin denemesini tavsiye ederim. Ve burada da geleneksel soğuk meze çeşitleri var. Kısır var. Ondan sonra pişmiş taze fasulye, patlıcan soslu, patlıcan ezme, cacık ve ona benzer soğuk mezelerimiz var. Ve bir de tabii ki olmazsa olmazı bol köpüklü ayranımız var. Daha ne olsun Ali Bey? Vallahi can sağlığı olsun diyelim. Bunun yanı sıra efendim çok da güzel tatlılar da var burada. Özellikle benim çok beğendiğim kabak tatlısı var. Mutlaka gelip denemelisiniz. Kabak tatlısı çok seviyorum. Biraz da evde yapması zahmetli bir iş. O yüzden haftanın 3 günü buradayız. Bunun dışında oğlum lahmacunu çok seviyor buranın. Gönül rahatlığıyla çocuklarınıza da lahmacunu yedirebilirsiniz. Bunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Peki ben o zaman daha fazla sizden bilgi alacağım ama ben biraz özellikle içli köfteyle Adana'nın tadına bakmak istiyorum. Tabii efendim, buyurun. Çok lezzetli. Yani gerçekten makineden, aslında Mehmet ustamız da bugün anlattı Ali Bey, makinayla zırhın arasındaki farkı şu an çok daha iyi anlıyorum. Kesinlikle, kesinlikle damak tadı kesinlikle değişik. İlk tattığınızda nasıl fark ettiyseniz herkes de bu farkı anlayacaktır kesinlikle. Elinize kolunuza sağlık ustam, Mehmet usta, Tevfik usta, vallahi çok güzel olmuş, elinize sağlık. Şu an yıllardır en son Antep'te yemiştim bu tadı, Antep'te almıştım en son. Antep'e gittiğimde. Şimdi bir kez daha aldım bu tadı. Elinize kolunuza sağlık. Efendim bunun dışında ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bu arada ben içli köftenin de tadına bakacağım birazdan. Efendim bunun dışında dediğimiz gibi birçok geleneksel yemeklerimiz var. Bunları mesela tandır kebabı yapıyoruz. Ama günün belli saatlerinde saat 6 ile 10 arasında servis verebiliyoruz. Taze verebilmek açısından. Ondan sonra cumartesi pazar günleri bu bölgede olmayan açık büfe kahvaltımız var. 70 ila 100 çeşit arasında, bazen 70 bazen 100 çeşit arasında kahvaltımız oluyor. İşte o gün taze börekler yapıyoruz, simitimiz oluyor, işte menemen oluyor, çeşit reçel çeşitleri ve yaklaşık 12-13 çeşit salata çeşitleri, tavuklusu, patateslisi, yumurtalısı birçok salata çeşitimiz oluyor. Ve gerçekten yani insan adım attığında mutfağımıza, özellikle açık büfemize önce gözü bir doyuyor, sonra da istediğini yiyor insanlar. Açık büfenin özelliği farkı nedir? Getirilen değil de insan istediğini yiyor, istediği kadar. Bunun bu açıdan herkese tavsiye ederim. Gerçekten gelip bir önce bir mutfağımızı, bir soframızı görsünler, bir de tadlarına baksınlar. Gerçekten insanlar mutlu olacaklardır. Bununla şunu da belirtmek istiyorum. Dönerimiz, yaprak dönerimizi inşallah daha geniş işleme fırsatı olsa da işleseydik. Yaprak dönerimiz bizim sadece daha önce de beyan etmiştik.
sadece kuzu etinden değil, kuzunun döşü ve emlik dananın işte arka budundan simsiyah et de yapıyoruz. Gerçekten kolesterol oranı, yağ oranı çok düşük ve gerçekten eskisi gibi böyle döner bizi rahatsız eder falan gibi düşünmeyin. Gelin bizim dönerimizi yiyin. Gerçekten normal lem kebaptan, lem şişten hiçbir farkı yoktur. Artık kalmadı diyelim. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden ve vermiş olduğunuz hizmetten dolayı. Ciddi anlamda Edmonton, Pondozent ve etrafındaki kişiler çok şanslılar. Çünkü bu lezzetleri işte tandırdan tutun da kahvaltı insanların ailesiyle birlikte gidebileceği bölgede kahvaltı dahi yok. Ama artık efendim var. Ailenizle gelip gönül rahatlığıyla temiz hijyenik bir mekanda gelip hem kahvaltınızı yapabilirsiniz hafta sonları hem de tandırınızdan tutun zırhla çekilmiş Adana'nızda, köpüklü ayranınızda, içli köftenizde, ezmenizde, lahmacunuzda aradığınız lezzeti burada bulabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim efendim. Şeref verdiniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.